Onyekuru kuru kadar çabuk değil. Hatta bir iki kişi çabuk. İşte Sekidika bunlardan biri çabuk. Bu Onyekuru'nun da çok tartışıldığı. Kerem Aktürkoğlu bunlardan biri çabuk. Yani o çabukluğa sahip ama onun olgunluğunda ikisi de henüz değil. Çok çok gençler. Onyekuru'yu bence geten, geçen seneki performansıyla değerlendirmemek lazım. Devre arası büyük beklentiler içinde geldi. Evet. Ama yaşanan pandemi süreci sonrası ki e, attığı bir golde kaldı Onyekuru. On o yüzden bu Galatasaray'a zarar verdiği gibi Onyekuru'ya da zarar verdi. Kaldı ki onun elinde olmayan bir nedenden dolayı erken takımdan ayrılması Onyekuru'ya yine az da olsa biraz eksi puan yazdı. Birbirini çok iyi tanıyan bir futbolcu ve bir teknik direktör. Evet. Fatih Hoca da ona güvendiği için onu istiyor. Evet. Tabii önemli olan o tür futbolcuları kiralık değil mallığını alabilmek, uzun süre size hizmet etmelerini sağlayabilmek, hatta genç oldukları için de belirli bir süre sonra da büyük paraları satabilmek. Ee, biz... geçen sene Galatasaray'a kiralık oyuncuların e, sıkıntısını yaşadı, anlamda yaşadı o biz... aidiyet duygusu açısından e, Haldun Domaç siz ne dersiniz Onyekuru e, hakkında yine ısrar edilmesi gereken bir oyuncu mu? Şimdi şöyle söyleyeyim önce e, Ezgi bir şey söyleyeceğim soyadını falan yazmayacağım İbrahim diye birisi bana evet. e, Instagram'dan mesaj atmış orada bir kötü bir kelime kullanmış onu dışarıda bırakarak söylüyorum diyor ki niye e, açıklamayı e, vermiyorsunuz verilen futbolcu Bedellerini açıklamayan kulüpleri niye sorgulamıyorsunuz diyor. Ya, ya programı izlemiyorsun, bir saniyesini izliyorsun. Az önce de şu cümleyi evet, kullan, ya ben önce üzülüyorum bunun için mi? söyledim. Yoksa şeyden değil. Yani Instagram'dan bana bir de bir cümle kullanmış. O çok sempatik bir cümle değil. Niye? Ben diyorum ki Galatasaray ve Trabzonspor'un yaptığını diğer kulüplerde yapmalı diye burada açıklama yapıyorum. Bir dakika geçiyor, bir dakika sonra yorum yapıyor. Neyse, şey için söyledim. Şimdi Onyekuru meselesine geldiğimizde farklı bir şey... Hocam söyledi. Pandemi süreci gerçekten futbolcuların bir kısmını olumlu etkiledi, bir kısmını olumsuz etkiledi. Evet. Mesela olumlu örnek Mamed Yam, pandemiden sonra müthiş bir çıkışa geçti. Mesela olumsuz Onyekuru gibi. Yani işte Marcao gibi çünkü sakatlık vesaire gibi. Şimdi teknik adamlar, teknik adamın yanında konuşuyorum ama belki onaylar, belki onaylamaz bilmiyorum. Teknik adamlar şöyle bir şey isterler kanat oyuncularından. Bir tanesi full eli, savunma arkasına yani aynı pozisyonu oynayan, sol kenar oynayan iki oyuncum var diyelim. Evet. Bir tanesi kanat arkasına atılan toplara iyi koşabilen, e, kes, kesmeleri doğru yapabilen, asistleri bazen yüksek bazen yerden atabilen. Bir tanesi de daha topa hakim, içeriye döndüğü zaman iyi oynayabilen, adam eksilte oyuncu isterseniz ki rakip takımın oyununa göre siz şekil alırsınız kendinize. Onye kuruyla oynarken bakarsınız ki, ee, iyi kapanıyorlar, savunma arkasında boşluk bırakmıyorlar. Bu sefer adam eksiltecek bir oyuncuya ihtiyacınız olur. Hemen Emre Kılınç'ı koyarsın, Emre Kılınç içeri kat eder, dışarı kat eder. Yani bu sistem böyle, onun için Kuru çok değerli bir oyuncu. Şu anda elindekine göre baktığımda. Mesela e, Oğulcan, e, yani oradan çok fazla şey beklemezsin böyle hani çok teknik yapı beklemezsin ama gücü, kuvveti, savunma arkası koşuları onu çok daha iyi yapan bir oyuncu olarak karşınıza çıkar. Dolayısıyla teknik adamlar her pozisyonun iki oyuncusunu özellikle kanat bölgelerinde farklı farklı değerlendirmeye çalışırlar. Şimdi mesela İsmail Bahar'a açık demiş çok ki Arda Turan ve Emre Kılınç varken Onyekur'u lükse girmez mi? Girmez. Arda Turan da tarif ettiğim Emre Kılınç tipinde bir oyuncu. Sen hiç gördün mü Arda Turan arkaya doğru müthiş bir depar yapmış öyle bir şey yapamaz. Onun oyun yapısı daha birebir oynamaya yatkın. Yani birebir oynar, temaslı adam geçer, içeriye kat eder. Ama Onyekuru'nun oyun yapısı orta sahada atarsın oyuncunun arkasına, atarsın gider, içeriye devrilir, işini yapar. Onun için aynı oyuncu profili değil. Benim düşüncem öyle, bilmiyorum Ahmet Hocam ne söyleyecek. Ya şimdi tabii ihtiyaçlar hep değişiyor. Sevgili Haldun Hocam güzel şeyler söyledi. Ama biz artık daha fazlasını istiyoruz aldın İstiyoruz ki bir alayım. adam hepsini şey birden yapsın. <gülüyor> <gülüyor> şimdi çok da samimi söyleyeceğim. Biz şimdiye kadar bu adamları hep almayı düşündük. Ve ben böyle deyince bana dediler ki ya hocam senin dediğin adam 50 milyon eurolardan başlıyor bon servisi. Nerede bizde o kadar para? Tamam bizde o kadar para yok ama o adamları bizi almayalım. Ben şimdi diyorum ki takım oyunu. Bizim elimizde yeteri kadar genç var, yetiştirelim. Biz hala şunu diyoruz. Ya gidelim işte genç bir futbolcuyu Afrika'da orada burada bulalım, alalım burada o seviyeye gelene kadar yetiştirelim diye derken gözümüzün önündeki gençleri biz görmüyoruz. Avrupa gelip onları hala gencecik yaşta alıp gidip orada yetiştiriyor, sonra da o demin bahsettiğim 50 milyonlara başka takımlara satıyor. Bakın Demin ki o açıklama konularıyla ilgili de hep aynı yerde noktalanıyor düğüm. Hı hı. Bizim artık doğruları yapmamız lazım. O doğruların içinde ekonomik nedenler de var. Benim yola çıkış felsefem budur. Her kendini bilen, Allah herkese akıl fikir de vermiş. Aklını birazcık kullanan için yapılması gereken her şey çok net ortadadır. Birinin kalkıp ona sakın rakiplerinle kavga etme ee, sakın bunları açıklamama evet. at, lüksüne girme diye demesi yerde herkes görevini yapmalı kulüp bunu açıklamıyor mu? Peki ben borsaya e, girmiş bir kulüpsem e, borsadaki yetkili makamların bunu benden istemesi lazım. Evet. Onlar niye istemiyor? Eğer ben bunları futbolcu olarak bunlara lisan çıkaracaksam Türkiye Futbol Federasyonunun bunları benden alması evet. lazım ki oraya sözleşmeler gidiyor. Federasyon niye açıklamıyor? Ee, olay aynı zamanda kontrol edilebilirlik günümüzdeki kurumsal yapı içindeki en önemli kriterlerden biri bu kulüpleri kontrol etmekle denetlemekle yükümlü olan kurumların kulüpler yapmıyorsa bile onların bunu yapması lazım ama futbolda gerçek şu eğer futbol var olacaksa biz bütün kulüpler büyük takımlar camialar dahil olmak üzere bir araya gelip, kavgayı bıraktığımız, ortak hareket Peki. ettiğimiz an başarılı Hocam, olur. Hocamın aradığı oyuncu kim biliyor musun? <laughs> Mesela Caner'le Novak'tan bir tane oyuncu çıksa çok güzel olur. Mesela 10 asistli Caner, 8 asist 8 gollü Novak. Mesela düşünsene. Biri 10 asist yapıyor. İkisini birleştirip bir oyuncu yapsak şahane Aycin olur. Ayrıca hocam yani. onlar genelde Barcelona ya Real <laughs> yani. Madrid'de oynuyor. Bence oralara girmeyelim. Peki Beşiktaş'ta devam edelim. Malum Mensa aldı siyah beyazlılar. Pavok maçı öncesi Sergen Yalçın'ın Mensa'nın takıma katılmasını çok istediğini biliyoruz ama Sergen Yalçın'ın acil olarak Pavok maçına yetiştirmek istediği bir de forvet transferi var. Şimdi gelin Beşiktaş'ın forvet adaylarına bir bakalım. Üstüne siyah beyazları da konuşalım. Olur. Çünkü Kalin için... İşte görev aldığı süreye baktığımız zaman performansına baktığımız zaman artı bizim lige gelip buradaki uyum sürecine baktığımız zaman bana şey gibi hatırlatıyor. Mario Gomez gibi geldi inanılmaz işler yaptı. Yapar mı? Yapabilir. Bu yeteneği var mı? Yakın yani tam demeyeyim ama yakın. Ama açıkçası şöyle söyleyeyim bu şekilde risk alacak zamanı yok Beşiktaş'ın. Benim kanaatim bu. Ben olsam Sise'yi hemen düşünürüm. Kaldı ki Sergen Hoca da Sise'yi düşünüyor zaten. Sise'nin sorunu imza parası. Valla evet. ee, Ahmet Başkan biliyorsun şey dedi, ben pazarlık yapmayı çok severim, kuyum kurusun dedi. Pazarlığa devam edecek ve bir an önce kazandıracak. Başka Ahmet şey. Hocam hemen size döneceğim ama şu an altyazıda da geçen bir son dakika var. Fransa'dan gelen bir haber, ben hemen onu aktarmak istiyorum. Fransa 1. Futbol Ligi'nde yeni sezonun açılış maçı 21 Ağustos Cuma günü oynanması planlanan Marsilya Saint Etienne karşılaşmasıydı. Ama Marsilya ekibinde 3 kişide de Covid-19 tespit edilmesi nedeniyle... Ee, bu karşılaşmanın ertelendiği haberi geldi. Ee, dolayısıyla da e, Lig 1 2020-2021 e, sezonu 22 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Ee, Bordeaux-Nantes karşılaşmasıyla başlayacak. Ee, bu arada Marseille-Saint-Étienne mücadelesinin de 16 veya 17 Eylül tarihlerinde oynanması bekleniyor. Şimdi Fransa'dan gelen bir haber dolayısıyla diğer ligleri de e, endişelendiriyor. Bu tip vakalar eğer görülmeye başlarsa acaba diğer sezonlara nasıl... Etkileyecek. Bizdeki uygulamanın benzeri bu. Evet. Bizde biliyorsun 2 e, ve daha fazla, 2'den fazla Covid-19 rastlanırsa federasyon ona karar veriyor. Almanya başlarken öyle demedi. Dedi ki e, 14 kişiye kadar düşer düşene kadar kadro oynanır dedi. Yani 3 değişiklik 11 oyuncuya kadar oynanır evet. dedi. Bu uygulama Fransa'daki uygulama bizim uygulamaya çok benziyor. Hı. E, i̇nşallah e, olmaz diyelim çünkü son şeylere baktığımda covid 19 testlerine baktığımda çok şükür öyle hani 3 4 5 falan gibi rakamlara rastlamamışız evet. en fazla 1 ya da 2